Ben Kasım Holitot Polat. 17-18 yaşında LoL e-sporundaydım. 3 sene kadar oynadım. Sonra ara verdim ve eğitimime devam ettim. Gazi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. Son sınıftayım. Bu sene bitecek mi emin değilim ama. Şimdi de TFT e-sporundayım. 2019'un yazından itibaren de TFT oynuyorum ve bunun e-sporunu yapıyorum. İlk başlama anı tabii ki herkes gibi ben de normal oyun oynuyordum ve takım falan kuran arkadaşlarım vardı. Onlara katıldım. Ardından onlarla beraber küçük turnuvalara katıldım. Oradan daha güzel takımlar beni gördü ve onlara katıldım. Aslında LoL e-sporunun en başından beri vardım ben burada. Ardından da zaten bir takımda başarılı olduktan sonra diğer takımlar da sizi istiyor. Öyle devam ettim. Yani bizim zamanımızda çok 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 az paralar dönüyordu. Zaten bırakma sebebim de buydu. Benim zamanımda hani hiçbir şekilde kendinizi idare edemiyorsunuz ve finansal bağımsızlığınız yok. Bu da tabii ki ailelerin direkt hani onlara bağımlı olduğunuz için sen okuyacaksın diyorsa okumak zorundasın yani. Yapacağın çok fazla bir yani kaçamazsın evden. Sonuçta bilgisayarın internetin onlara bağlı. Ve hani e-sporculuk çok düzenli bir tempoda ve disiplinde oynamayı istiyor. Yani aileye bağlı olduğunuz için o dönemde kazanamadığınızda bitiyordu. Ama şu anda mesela bir iki turnuvaya girse ya da bir iki takıma girse, birkaç ay oynasa bir oyuncu hemen finansal özgürlüğünü eline geçirebiliyor ve bunun karşılığında aynı şekilde işte yayın kısmı da var. Çok fazla izleyicisi oldu artık yani yayınların. O oyuncu kendine birazcık daha özgürlük kazandığı için kendi evine çıkıyor, arkadaşlarla eve çıkıyor. İşte e-spora birazcık daha böyle gönül verebiliyor. Hani tutmazsa tabii ki tekrar ailesinin yanına dönebilir ama burada en önemli şey para yani. Daha fazla paranın dönmesi bu sektörde. Ya TFT öyle bir oyun ki yani daha spectate modu bile yok. Yani izleyici modu bile yok. O yüzden hani insanların şu anda baktığı şey daha çok böyle eğlenme yönü. Ya TFT'yi aslında büyük yayıncılardan, ünlü insanlardan oynandığında izliyorlar. Şöyle düşünelim, e-sporunu istiyoruz TFT'nin. Diyelim ki ilk 8 sırayı bir turnuvaya koyduk. Ama o 8 kişiyi tanımıyor ki kimse. Yani ilk 8'i getirdik falan filan diye övebilirsiniz ama sonuçta o turnuvada işte röportajlarını yapacaksınız, işte o oyuncuları birazcık pazarlayacaksınız ama onlar tanınmıyor. O yüzden TFT'nin o tarz bir e-spora dönüşebilmesi için bir kere oyunun çok stabil ve hani tanınır bir şekilde e-spor olabilsin. Ya satranç gibi bir şeye dönüşmesi lazım. Mesela LoL'de çok güzel oyunlar falan filan yapabiliyorsunuz ve oyunun bir dengesi var ama TFT'de 4 ayda bir oyun tamamen değişiyor. O yüzden buna ulaşmak çok zor. Ben TFT'nin geleceğinde biraz daha böyle casual bir gelecek bekliyorum. Hani e-sporunda diğer oyunlar gibi olmayacak diye düşünüyorum. Ünlü yayıncıların çağrıldığı, tamam çok iyi oyuncular da olacak ama aynı zamanda yayın açıyorlarsa sadece bence çağrılacaklar oyuncular. Ben önce LoL zamanını anlatayım. LoL zamanında ben özellikle solo queue'ya çok önem veriyordum. Çünkü bence LoL'de en önemli şey, tamam makro oyun falan önemli ama en önemli şey bireysel olarak sizin performansınız ve o küçük oyunları yapabilmeniz. O yüzden de çok fazla solo queue oynuyordum. Ama bunun yanında sizden iyi oyuncuları da seyredip onlardan bir şey kazanabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Genelde onu atlıyor insanlar. Çok ego yapıyorlar belki bir seviyeden sonra işte. Ben zaten challenger'ım. Ne öğrenebilirim ki ondan kafası oluyor. Onun olmaması lazım. Hani başka insanlardan da bir şeyler görmesi lazım. Onun dışında takım antrenmanları oluyordu. 4-5 saat oluyordu. Yani sabah uyandıktan akşam yatana kadar ya da işte bazen geceye sarkıyor bu. Çok boş vaktiniz olmuyor yani. Sadece oyunla geçiriyorsunuz. Tabii ki olabilir, dinlenerek de yapabilirsiniz ama genelde bizim zamanımızda ilk bu LoL e-spor olduğunda insanların yani arka bahçesinde havuzu olmadığı için çok fazla şu anki e-sporcular kadar rahat olmadıkları için kazanmak için, belki de bilgisayarını geliştirmek için kazanmak için çok çok fazla çabalıyorlardı. Yani e-spor zamanlarında boynum hep ağrıyordu zaten ama ciddi bir seviyeye asla ulaşmadı. Bileğimde benim çok sıkıntı oldu. Karpal tünel öncesi gibi bir şeydi yani. Gittiğimde öyle bir tanım konulmadı ama hani tam ne olduğu da bulunamadı. Bileğim çok acıyordu yani böyle 4-5 saat oynamaktan sonra. O yüzden o ilk LoL'ü bıraktığım dönemde bir bırakma sebebim de buydu yani. Yani League of Legends'a dönmeyi tabii ki ilk tekrar bu yayınlara döndüğümde düşündüm. Birazcık da oynadım fakat hani seviyemin çok ileri gitmediğini gördüm. Diamond 1'in aşamıyordum, Challenger olamıyordum. Hani bu da bir şeyleri gösteriyor artık yani.
Eğer çok iyi değilseniz, çok iyi olmanız da işte bu solo queue'dan belli oluyor zaten. Hiç çok yormayın kendinizi. Yani ben tabii ki şimdi size güzel şeyler de söyleyebilirim de yalan olur. Yani seviye solo queue'dan belli olur. Eğer challenger'sanız, şampiyonluk aşamasındaysanız takımları arayın, takımlara başvurun. Akademi diye kendinizi hiçbir şekilde küçük görmeyin. Oradan bir üst lige çıkabilirsiniz. Ya bugün mesela Amerika'ya transfer olan Closer da zamanında işte hani çok düşük liglerde de oynadı. O yüzden hani hiçbir şekilde fırsatları es geçmeyin. Kesinlikle onların üzerine gidin. Ve nerede duracağınızı, hangi takımda olacağınızı falan filan da tabii ki çok doğru zamanda doğru yerde olmak önemli. Onu iyi belirlemeniz lazım. Bazen çünkü seçenekler oluyor. O takım mı, bu takım mı? İyi değerlendirmeniz lazım. Hiçbir şekilde hani bu benim arkadaşım, ben bununla olmalıyım demeyin. Önemli olan hani hangisinin daha iyi oynadığıdır. Yani TESFED, benim zamanımda bu federasyonlar, dernekler falan filan çok yoktu. Ama şimdi olması çok çok iyi hissettiriyor. Çünkü yani devletle de hani çok karanlık iş yapmadığınızın aslında bir göstergesi bunlar. Ve hani devletle olan o bürokrasi açığını da kapatması TESFED'in varlığının aslında bayağı iyi oluyor e-sporcular ya da oyunlar için. Ve hani TFT turnuvaları falan filan da yaparsa, daha böyle küçük oyunlara da önem verirlerse tabii ki daha da mutlu olurum ben.